Ve şimdi son dakika gelişmeleri için Ankara'ya döneceğiz. Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadele eden hudut güvenliğine kadar pek çok konuda kritik açıklamalar var. O açıklamaların detaylarını toplantıyı takip eden TV 100 muhabirimiz Sertaç Murat Koç'tan alacağız. Sertaç seni dinliyoruz. İl Savunma Bakanlığı her hafta olduğu gibi yine basın bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı ve Tuğamiral Zeki Aktürk basın ve halkla ilişkiler müşaviri kameraların karşısındaydı. Birçok önemli başlık var aslında ama tabii ki en önemlisini Türkiye'nin terörle mücadelesi oluşturuyor ki son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyde dahil olmak üzere toplam 82 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu ve 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise böylece 2478'e ulaşmış oldu. Yine Habur e, Kudut karakoluna da 3 PKK terörist geçtiğimiz hafta içinde teslim olmuş durumda. Tabi Suriye'deki harekat bölgeleri, taciz ateşleri, saldırılar ardı ardına gelmeye devam ediyor maalesef. Yine son bir haftada 17 taciz ve saldırının hedefi oldu. Ancak misliyle karşılık verildi ve bu noktada da 56 terörist sağdan silindi etkisiz hale getirildi. Yine hudut güvenliği Türkiye'nin önemli başlıklarından bir tanesi son bir haftada hududu yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 191 kişi yakalandı ki bunlardan 8'i terör örgütü üyesi diyebiliriz. Yine tabi yüz binlerce insanın yakından takip ettiği bedelli askerlik konusu var. Bedelli askerliğe başvurular yapılmıştı ve bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının bugün itibariyle ilan edileceğini biz de buradan duyuralım. Sonuçlar e-devlet kapısından veya askerlik şubesinden öğrenilebilecek. Bunun da altını çizerek devam edelim. E, toplantının bir de ikinci bölümü oluyor. Bilmeyenler için anlatalım. Bunlar Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamalarıydı. İkinci bölümde ise Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına e, sorular yöneltme şansımız oluyor ki bunlardan en önemlisi de Türkiye'nin uzun süredir gündemini meşgul eden, ABD'den F-16 satışı ve e, F-16'ların modernizasyonuna ilişkin süreç Tabii anımsatmak gerekiyor. Türkiye ABD'nin kapısını çalmıştı. Son olarak Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde İsveç'in NATO'ya üyeliğine meclisten yeşil ışık yakılırsa, meclisten bu teklif geçerse ben de F-16'ların satışı için kongre üstünde bir etki oluştururum mesajını iletmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Yani İsveç ve F-16 konusu e, aynı denklemde değerlendiriliyordu ki geçtiğimiz günlerde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu İsveç'in e, NATO'ya katılımına ilişkin bu teklife yeşil ışık yakmıştı ve Joe Biden hemen ardından kongreye bu satışın yani Türkiye'ye 40 adet F-16 blok 70 tedariki ve 79 uçağı da Modernizasyon işlemine onay verilmesine ilişkin bir tavsiye mektubu yazdı. İşte Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Biden'ın bu mektubunun e, olumlu bir adım olduğunun altını çizdiler. Ama yeterli olmadığını söylediler. E, asıl yapılması gerekenin bir an önce resmi sürecin başlatılması olduğuna vurgu yaptı askeri kaynaklar. Ve sürecin olumlu şekilde sonuçlanması beklentilerini bir kez daha ifade ettiler. Tabi... E, kamuoyunda konuşulan bir diğer konu sözleşmeli erler az mı maaş alıyor ne kadar maaş alıyor aldıkları maaşlar yetiyor mu gibi bir spekülasyon vardı buna da açıklık getirildi ve sözleşmeli erlerin profesyonel asker olarak görev yaptığı ifade edildi ve 7 yıllık bir görev sürelerinin olduğu ifade edildi. An itibariyle en düşük sözleşmeli Er maaşının 34.217 lira olduğunu, bunun görev yaptığı yerlere göre ise 53.957 liraya kadar çıktığı söylendi. Eğer ilk yılda bırakırsa bu sözleşmeli er görevini yine 97.628 lira tazminat alıyor. 7 yıllık sürecin sonunda bırakırsa da tam 966.000 bin 355 lira tazminat alma hakkı kazanıyor. Bunu söyleyebiliriz. Tabii Milli Savunma Bakanlığı kaynakları insansız deniz hava araçlarının da deniz gücüne katılması için çalışmaların sürdüğüne vurgu yaptı. Yine bir diğer önemli konu 22 Ocak 31 Mayıs tarihleri arasında hem Avrupa'nın doğusunda hem de Kuzey Atlantik bölgesinde gerçekleştirilecek Steadfast Defender 24 tatbikatı ki Türkiye'nin bu tatbikatın tam 90 bin personelin katılımıyla NATO'nun en büyük tatbikatı olan bu önemli tatbikatın ikinci safhasına katılacağına vurgu yaptılar. Özel kuvvetlerin, kara kuvvetleri, komutanlığı mensuplarının ve karargah mensuplarının bu önemli tatbikata katılacağına işaret ettiler. Bir diğer önemli başlık var onu da aktararak bitirelim. Özellikle son günlerde sosyal medyada ABD'nin Suriye'den çekileceği yönünde birçok iddia gündeme getirilmişti. Ki Milli Savunma Bakanlığı kaynakların buna itibar edilmemesi gerektiğini, resmi açıklamaların beklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, vurgu yaptılar diyerek bitirelim. Lara. Kayseri'de korku dolu anlar vardı bugün. Eğitim için havalanan dev bir kargo uçağı arızalandı. Dev uçak araçların üzerinden geçti ardından da acil iniş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı pilotların da mürettebatın da durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Dev kargo uçağı havada arızalandı, evlerin, araçların üzerinden geçti. Sürücüler büyük panik yaşadı. Kargo uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı. C-160 tipi kargo uçağı Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üst Komutanlığı'ndan eğitim için havalandı. Dev uçak havadayken işler yolunda gitmedi, arıza yaptı. Dev kargo uçağı araçların üzerinden apartmanların hemen yanından böyle geçti. Birkaç metre üzerlerinde dev kargo uçağını görenler büyük panik yaşadı. Kargo uçağı havalandığı üste geri döndü. Pilot uçağı toprak zemine indirmeyi başardı. Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı. C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir denildi.